Polonya'da Ekim ayında iktidara gelen hükümetin hafta içi parlamentodan geçirdiği medya reformu paketini protesto eden devlet kanallarında görevli 4 üst yönetici istifasını sundu. İktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'nin çarşamba günü parlamentodan geçirdiği kanun taslağında devlet televizyonlarındaki üst yöneticilerin işlerine son verilmesinin önü açılmıştı. Polonya Devlet Radyosu Direktörü Kamil Dabrowa, parlamentodan geçen yeni medya yasasının ifade özgürlüğüne tehdit oluşturduğunu söyledi. Ekim ayındaki seçimlerde oyların %37'sini alan Hukuk ve Adalet Partisi, parlamentodaki 460 sandalyeden 235'ini almıştı. İktidar Partisi Milletvekili Elizabeth Crook ise, ülkede kamu yayıncılığı yapan devlet televizyonlarının yapısını güçlendirmek ve halka daha yakın bir medya oluşturmak istediklerini dile getirdi. Hükümetin söz konusu medya reformuna sivil toplum örgütlerinin yanı sıra Avrupa Birliği Komisyonu da tepki gösterdi. Komisyon üyesi Günter Oettinger, devlet medyası üzerindeki kontrolünü artıran Polonya hükümetinin Avrupa Birliği'nin ortak değerlerine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle Avrupa Birliği Konseyi'ndeki veto hakkını yitirebileceği uyarısında bulundu.